Efendim hoş geldiniz. Kanal 32 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Siyasetten ekonomiye, hafta sonu gündeminden bültenimize yansıyan gelişmelerden haber vereceğiz. Kanal 32 Haber başlıyor. Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı söz konusu OSB alanında incelemelerde bulundu. Gülistan Mahallesi'ne de yeni park ve yaşam alanıyla kapalı pazar yeri yapılıyor. Hayata geçirilen çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen neler söyledi? Isparta'da FETÖ-DEAŞ operasyonu. Operasyonda kimler gözaltına alındı? Keçiborlu Kılıçköy'ündeki evinden çıktı, bir daha dönmedi. 71 yaşındaki yaşlı adam nasıl bulundu? Ayrıntılar az sonra Kanal 32 Haber'de. İlimiz adına güzel bir gelişmeyle başlayalım. Keçiborlu ilçesine Gül Organize Sanayi Bölgesi kurulması hedefleniyor sevgili izleyiciler. Evet, Isparta'da yatırımların önünü açacak olan Gül OSB bölgesinde incelemelerde bulunmak için Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ilimize geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan beraberindeki bakan yetkilileriyle Isparta'ya geldi. Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyete Vali Abdullah Erin ve Isparta Milletvekili Osman Zabun da eşlik etti. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal'ı ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet ardından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na geçti. Bakan Yardımcısı İnan, BAKA personeliyle bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Yardımcısı İnan, Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu, talep ve önerileri dinledi. Bakan Yardımcısı İnan, Keçiborlu'da kurulması düşünülen Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gitti. Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet, ardından Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması düşünülen alanlarda incelemelerde bulundu. Şu gördüğünüz alan, aşağıda ağaçlıklar var, onun orada tren yolu var, orada biraz üstünde. O tren yolu sınır alıyor sayın bakanım, şurası tren yolu. O şeyden geçiyor, evet. Şöyle geçiyor. Şimdi araçlar geçiyor ya, o yol şu. Aa, o yol şu. Yani oranın altında, şu ilerideki ağaçlıkların o bir kısmı, biraz üstüne doğru orada tren yolu var. Evet. Orayı sınır. Ağaçların olduğu yerden geçiyor. Evet. Bakıyorum. Sınır olarak alıyoruz. Bu ileri kadar gidiyor. Buradan devamını ufkun bittiği yer göremiyoruz değil mi şu anda? Başlıkları, bak bu şeye kadar gider. Tepenin ilerisi hemen. Bayağı gider burası. Tabii gidiyor yani. Bayağı burası. Bakar böyle bir bakış. Gel. Orada benzinlik var. Gel. Şurası gel. Şuraya gel. Benzinlik değil de onu geçince bir kapalı benzinlik. Yolun öbür tarafta var değil mi Tuğvan Bey? Yolun öbür tarafta var. Var var. Yolun alt kısmı var başka. Ne tarafı? Şu tarafa bak. Şu bölge. Gördüğünüz gibi evet. Yine demir yolunun kenarında problemsiz bir arazi oluyor. Isparta Belediyesi tarafından Gülistan Mahallesi'nde caminin alt tarafında bulunan 5000 metrekare alanda çocukların, gençlerin ve vatandaşların vakit geçirebilecekleri park ve yaşam alanı oluşturuluyor. Ayrıca Gülistan Mahallesi meydanlığında bulunan pazar alanının üzeri de kapatılacak ve mahalleye kapalı pazar yeri kazandırılacak. Isparta'nın en büyük mahallelerinden birisi olan ve çevresiyle her geçen gün büyümeye devam eden Gülistan Mahallesi'ne Isparta Belediyesi tarafından çocukların, gençlerin ve vatandaşların vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı kazandırılıyor. Gülistan Camii'nin alt tarafında bulunan eski düğün salonunun olduğu bölgede yeşil doku korunarak bir proje uygulanıyor. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölgede çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Gülistan Mahallesi meydanına kurulan halk pazarının üzeri de kapatılacak ve mahalleye kapalı pazar yeri kazandırılacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, park ve yaşam alanında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek projeye ilişkin bilgi aldı. Buraları bu mesafeye kadar yapacaksın, öbür tarafa aşağı şu an. Yani buradaki duvarımızda
Bakire kapatın. Yok aşkım. Evet. Tamam, burada. Adın ne sen? Geçen. Sen? Emircan. Sen? Nuri. Kaçın sınıfsınız? Ben 7. Ben 6. Ben de 6. Maşallah. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Geleyim bakalım, çak. Burayı ne yapıyoruz merak ediyor musunuz? Evet. Ben biliyorum, park. Evet, memnun musunuz parkla? Evet, evet. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Allah sizlere hayırlı ömürler versin inşallah. Gülistan Camii'nin alt tarafında daha önce düğün salonu bulunan bölgeye Isparta Belediyesi tarafından çok güzel bir yaşam alanı oluşturulacağını söyleyen Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan, başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum dedi. Mahallemizde çok güzel bir çalışma oldu. Daha önceden düğün salonu işletmecimiz vardı. Tabii mahalle sakinlerimizin şikayetleri parkı kullanamadığımızdan dolayı biz bu başkanımız bu konuyu hemen el atarak mahallemizde çok güzel bir yaşam alanı planlayarak çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. İkinci etap projesinde kapalı pazar yerimiz var. Ayrıyeten doğalgaz hatlarımız da tekrardan çekileceğini bugün sözünü aldık başkanımızdan. Allah razı olsun diyorum başkanımızdan. Mahallemizin adına ve kendi şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mahalle için el ele verdik. Hepimiz mutluyuz yani. Çok sağ olun. Bölgeyi vatandaşların istifade edebileceği çok güzel bir park haline getirdiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Burada kapalı pazar yerimiz yoktu. 2000 metrekarenin üzerindeki alanı kapatarak burada kapalı pazar yeri yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız." diye konuştu. Gülistan Mahallesi'ndeki Gülistan Camisi'nin önündeki park alanındayız. Buradaki vatandaşlarımız bildiği üzere burası yıllarca bir düğün salonu şeklinde çalıştırılarak vatandaşlarımızın istifade edemediği bu alandı. Bu güzel ağaçlı bir alan sadece düğünler için kullanılıyordu. Diğer vatandaşlarımız da buraya giremeden farklı yerleri kullanmak zorunda kalıyorlardı. Düğün salonunu buradan başka yere yer verdik. Onu buradan tahliye ettik. Ve çıkan yeri de bu Gülistan mahallemizdeki vatandaşlarımızın istifade edebileceği şekilde çok güzel bir park haline getiriyoruz. Gece gündüz çok güzel zamanlar geçirilecek. Çocuklarımızın zaman geçirebileceği, eğlenebileceği, çocuklarımızın yanında anne ve babalarının da çocukları oyun oynarken vakit geçirebileceği ortamlar oluşturuyoruz. Burası inşallah önümüzdeki yaza çok güzel bir yaşam alanı olacak. Gülistan Mahallesi günden güne büyüyen, nüfusu en çok artan mahallelerimizden bir tanesi. Burası artık bütün vatandaşlarımızın gelip zaman geçirebileceği çok nezih bir ortam haline geliyor. İnşallah bunları en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda da biliyorsunuz Gülistan pazar yerimiz, şu görmüş olduğunuz alan her hafta cumartesi günü pazar alanı olarak kullanılıyor. Burada da kapalı bir pazar alanımız yoktu. Şimdi onun da ihalesine çıktık. Buraya da çok güzel 2000 metrenin üzerinde bir alanı kapatarak kapalı pazar alanı haline getiriyoruz. Burada kışın yağmurda ve güneşte hem vatandaşlarımızın kolay alışveriş yapabilmesi hem de buraya gelen pazarcı esnafımızın ürünlerini çok daha güzel sergileyebilmesi için kapalı pazar yerini oluşturuyoruz. Tabii ki bu kapalı pazar yerleri mahallelerimizde sadece pazar yeri olarak kullanılmıyor. Mahallemizin o bölgedeki vatandaşlarımızın düğünlerini, mevlitlerini, asker uğurlamalarını ve farklı etkinliklerini yapabildikleri çok nezih alanlar oluyor. Şimdi de onunla beraber inşallah önümüzdeki yaza kadar buraların hepsini tamamlayıp hem pazar yerimizi hem de buradaki park yerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Pazar yerimiz tabii boş olduğu zamanlarda otopark olarak kullanılıyor. Yani çok amaçlı, bütün vatandaşlarımızın istifade edebileceği bir alan haline getiriyoruz. Camimiz, parkımız, pazar yerimiz ve sosyal tesislerimizle beraber Gülistan Mahallemizin çok güzel bir ortamı burada oluşmuş oluyor. İnşallah söylediğim gibi en kısa zamanda yapıp bunu hizmete sunmuş olacağız. Türkiye'nin 7 renkli gölü Eğirdir. Eğirdir Gölü son yıllarda kuraklık ve kirlilikle gündemde.
ot temizliği başlayan Eğirdir Gölü için dikkat çeken bir uyarı geldi. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göl için hangi uyarılarda bulundu? İçme suyu olarak kullanılan Eğirdir Gölü için neler söyledi? Detaylar birazdan. Sevgili izleyiciler, Isparta'da FETÖ-PDY üyesi olduğu tespit edilen bir firari ve DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren iki yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların dijital materyallerine el konularak sınır dışı işlemleri başlatıldı. Isparta'da terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Emniyet ekipleri Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ'ye üye olma suçundan adli makamlarca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan AD isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yine ekiplerce geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu CEH ve AA isimli şahıslar yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konularak yakalanan şahıslar Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı. Keçiborlu ilçemize gidiyoruz. Evet, Keçiborlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 71 yaşındaki Ahmet Kuman yaklaşık 19 saat sonra dağda sağ olarak bulundu sevgili izleyiciler. Kuman'a sarılan oğlu Halil Kuman gözyaşlarına hakim olamadı. Evden ayrıldı. Bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Tam 19 saat sonra dağda sağ bulundu. Babasını sağ bulan oğluysa gözyaşlarına hakim olamadı. Hadi gözünüz aydın. Hadi. Kameraların kayıtlı olduğu adres Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç Köyü. Köyünde eşiyle yaşayan Ahmet Kuman, önceki gün saat 21 sıralarında evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ahmet Kuman için jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleriyle köylüler arama çalışması başlattı. Ekipler dün saat 16 sıralarında Ahmet Kuman'ı kaybolduğu noktaya yaklaşık 27 kilometre mesafede İlyas Köyü'ne yakın dağda buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kuman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Babasının bulunduğunu öğrenen Halil Kuman da bölgeye gitti. Halil Kuman babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Hadi gözünüz aydın. Hadi. Köpekler geliyor diye. Köpekler korktu şey ya. Oğlum oğlum. Götürdün ya maşallah amca sen de ne güç varmış da. Ali oldu. Nereye geldin sen de? Evet, araba getirelim sana. Şey bizim aracı getirelim. Alo. Nereye gideceğiz? Oradaki bir tane gidecek mi aracı? Değilsin değil mi? Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Ahmet Kuman'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı, yönünü kaybedip kaybolduğu öğrenildi.
Sevgili izleyiciler, gelişen internet teknolojisi bilgi kirliliğini de ne yazık ki beraberinde getiriyor. Sağlık gibi hayati bir konuda bu durum ciddi riskler oluşturabiliyor. Artık pek çok kişi hastalıkları hakkında araştırma yaparak kendi kendilerine tanı koymaya çalışıyor. Biz de Kanal 32 Haber ekibi olarak sokağa indik, vatandaşlara hastalıklarını internetten arayıp aramadıklarını sorduk. İnternetin günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmesiyle alışkanlıklar da değişti. Her sorunun cevabı sanal dünyada aranmaya başladı. Buna sağlık sorunları da dahil. Yaşadıkları sağlık sorunlarının belirtilerini araştırıp teşhis koyanlara, hatta forumlardaki öneriler doğrultusunda hareket edenlere sıkça rastlanır oldu. İnsan sağlığı için ciddi riskler yaratan bu duruma tıpta siberkondri ya da diğer bir ifadeyle dijital teşhis hastalığı adı veriliyor. Öncelikle araştırıyoruz ve sonra uzman doktorla da görüşüyoruz. Uzmanlara göre internet üzerinden sağlıkla ilgili bilgiye kolay erişim, kişilerin sağlık endişelerini ve kaygılarını artırabiliyor. Bu durumda stres, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına yol açabiliyor. Kanal 32 Haber ekibi sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı. Sağlıkla ilgili internette araştırma yapıp yapmama konusunda düşüncelerini öğrendi. Kimi Ispartalılar öncelikle internet üzerinden araştırma yapıp ardından bir uzman doktora danıştıklarını ifade ettiler. İnternete bakmıyorum ama ya internete de baktığımız oluyor tabii. Bazı hastalıklara yani doktora gitmeye icap duymadığımız için bazen bakıyoruz, evet. Yani doktora gidiyoruz, internetten araştırsak da öncelik doktor oluyor. Uzman bir doktorla görüşüyorum. Yani internete de baktığım oluyor ama doktorla görüş almam daha iyi olur. Doktora giderim. Bir vatandaşsa internette bilgi kirliliği nedeniyle uzman bir doktorla görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Genelde internette zaten bilgi kirliliği oluyor. Bir de zaten alanında uzman doktorlar var. O kadar sene eğitim almış. Ne diye gidip de internetten arayayım ki başka bir alanı bilmeyen bir adamın yazdığı şeyi yerine? Doktordan almak daha mantıklı geliyor bana. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Evet, bu anlamlı günün arifesinde şehitler için dua edilecek. 29 Ekim Salı günü ise geçit töreniyle Cumhuriyet coşkusu yaşanacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Kutlamaların bir adresi de Isparta olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Isparta'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.45'te 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Çelenk sunma töreninin ardından Isparta Garnizon Şehitliği'ndeki şehitlerin kabirleri başında dua edilecek. 29 Ekim Salı günü Isparta'da Cumhuriyet coşkusu yaşanacak. Kutlamalar 10.30'da geçit töreniyle başlayacak. Mimar Sinan Caddesi'nden valilik önüne kadar okullar, sivil toplum kuruluşları, kahraman komandolar ve araç geçişleri yapılacak. Elbet, 29 Ekim Salı günü akşamı saat 20'de ise Isparta'da Fener Alayı düzenlenecek. Isparta Belediyesi önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son bulacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Büyük Hacılar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, köylerine doğal gaz getirilmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, köy muhtarı Mehmet Buğday, "Başkanımız bir mahalle gibi bizlere hizmet veriyor," dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köylere çalışma ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Başdeğirmen, Büyük Acılar Köyü'nü de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, çocuklarla da yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi. Müzik
Büyük Acılar Köyü muhtarı Mehmet Buğday, köylerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen'e teşekkür ederek, "Başkanımız bir mahalle gibi bizlere hizmet veriyor," dedi. Başkanımın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı yani bir mahalle gibi bizlere hizmet veriyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman arkamızda, her zaman yanımızda ya. Büyük Acılar Köyü'nde yaşayan kadınlar da köye doğalgaz getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen'e teşekkür ettiler. Tehlikeli olma şeyimiz vardı yani. Evet. Kovamız, kömürümüz, iz, pis, her şey vardı. Doğalgaz için çok teşekkür ederiz başkanımıza. Emekler için. Fırtınalı havada basıyordu, dumandan evde duramıyorduk. Çok iyi oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Doğalgaz için çok teşekkür ederiz başkanımıza. Geldiği için ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, yine bekleriz. Başkanımızdan çok çok memnunuz. Çok teşekkürler. Çok büyük da... büyükten kurtardınız bizi yani. Siz mutfakta çalışırken mutfakta evet, izledim. Her tarafımız evet. Sıcacık. Evet, şimdi sadece evet. Düğmeye basıyoruz. Köylümüz şey adına yok. Çok çok teşekkür ederiz. Evet. Allah hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin. Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen de AK Parti belediyeciliği olarak gönül belediyeciliği kapsamında şehirde ne varsa köyde de o olacak diyerek hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı. Bunlar güzel şeyler tabii. Biz her zaman AK Parti belediyeciliği olarak şehirde ne varsa köyümüzde de olacak diyerek o gönül belediyeciliğini devam ettiriyoruz. Bu anlamda yani Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu o desteklerle de bu hizmetleri sizlere getirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın inşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Türkiye'nin 7 renkli gölü Eğirdir. Eğirdir Gölü son yıllarda kuraklık ve kirlilikle gündemde. Ot temizliği başlayan Eğirdir Gölü için dikkat çeken bir uyarı geldi. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göl için hangi uyarılarda bulundu? İçme suyu olarak kullanılan Eğirdir Gölü için neler söyledi? Detaylar birazdan. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Soğuk hava dalgasıyla kışın etkileri hissedilmeye başlandı sevgili izleyiciler. Vatandaşlar özellikle ilk kar yağışının Isparta'ya ne zaman düşeceğini merak ediyor. Yanıtı haberimizde. Sıcaklıklar düştü, kış kapıyı çaldı. Sert geçen kış aylarının nedenlerinden biri de La Nina'nın soğuk su akıntılarını kıyılara sürüklemesi. Bu sene bu etki nedeniyle soğuk ve yağışlı bir kış öngörülüyor. Meteorolojinin tahminleri de bu yönde. Bu nedenle kar yağışının erken yağması bekleniyor. Meteorolojiye göre Isparta'da ilk kar yağışının Kasım ayında düşmesi bekleniyor. Kuraklığın yaşandığı yaz aylarının ardından uzmanlar son 30 yılın en sert kış mevsimi olacağını belirtiyor. Öte yandan önümüzdeki hafta içerisinde Isparta'da en yüksek sıcaklığın 23, en düşük sıcaklığın ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Özellikle nezle, grip, sinüzit, faranjit ve bademcik iltihapları gibi hastalıkların yaygınlaşmasıyla kış aylarında 7 yaşına kadar olan çocuklarda orta kulak iltihabı şikayetlerinde artış gözleniyor. Medam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Öz, hastalığın önlenmesi adına önemli uyarılarda bulundu. Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Isparta'da da son dönemlerde özellikle çocuklarda orta kulak iltihabı hastalıklarında artış yaşanıyor. Hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri ise Meddem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Öz Kanal 32 Haber'e aktardı. Havaların birden soğuması nedeniyle çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşandığına dikkat çeken Meddem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Öz, "Özellikle orta kulak iltihabı hastalığını sıklıkla görüyoruz. Ağrı, kızarıklık ve yüksek ateşle ortaya çıkıyor," dedi. Bir son günlerde havaların aniden soğumasıyla birlikte çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının sayısında ve sıklığında bir artış görülmekte. Buna bağlı olarak da özellikle küçük yaş grubunda üst solunum yolları sonrası komplikasyon olarak gelişen akut otitis media dediğimiz orta kulak iltihabı diye Türkçesi bilinen hastalıkta sık görülmeye başladı. Özellikle
kış aylarında viral solunum yolu enfeksiyonları sonrasında görülen bir hastalık. Genellikle 2 yaş altında sık görüyoruz. Bu hastalık viral solunum yolu enfeksiyonları sonrası özellikle bakteriyel süper enfeksiyonların eklenmesiyle birlikte orta kulakta ağrı, kızarıklık, şişlik ve yüksek ateş semptomlarıyla bize başvurmakta. Özellikle ateşin şiddetli olması ve ağrının çocuğu huzursuz edecek şekilde şiddetli olması belirgin semptomlar arasında. Fizik muayenede de yine orta kulakta belirgin kızarıklık ve kulak zarında şişlik görmekteyiz. Hastalığın tedavisine yönelik de açıklamalarda bulunan Meddem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öz, bu dönemde çocuklar el yıkamaya, kalabalık ortamdan uzak durmaya dikkat etmeli ifadelerini kullandı. Bu tarz hastalıklarda tabii genelde bakteriyel süper enfeksiyonların olduğu için antibiyotik terapi de gerekiyor. Fakat genelde ağızdan antibiyotikle 7 ila 10 günde tedavi edebiliyoruz. Korunma önerileri olarak genel enfeksiyondan korunma önerilerini biz ailelere tavsiye ediyoruz. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma önerileri, kalabalık ortamdan uzak durma, maske kullanımı, el yıkama, bunlar önemli olmakla birlikte. Tabii bu tarz bakteriyel enfeksiyonlardan aşılamada önemli bir koruma sağlamaktadır. Özellikle rutin çocukluk çağı aşılama takviminde 2, 4 ve 6. aylarda yapılan aşılarda bu tarz bakteriyel kulak enfeksiyonlarından korunmada önemli bir katkı sağlayacaktır. Reklamlar için kısa bir ara, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'nin 7 renkli gölü Eğirdir. Eğirdir Gölü son yıllarda kuraklık ve kirlilikle gündemde. Ot temizliği başlayan Eğirdir Gölü için dikkat çeken bir uyarı geldi. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göl için hangi uyarılarda bulundu? İçme suyu olarak kullanılan Eğirdir Gölü için neler söyledi? Hepsi ve daha fazlası reklamlardan sonra haberin merkezi Kanal 32 Haber'de. Isparta Davraz Kelebek 9 yaşında. Davraz Mahallesi Kelebek Mobilya Mağazası'nda 9. yılına özel indirim kampanyalarına başladı. Vade farksız 18 aya varan taksit fırsatı Davraz Kelebek Mobilya'da. Seni anlayan hediyelerle evinize doğal, etkileyici ve güçlü bir dokunuş Davraz Kelebek Mobilya'da. Evet dedirtecek evlilik serileri, şıklık ve zarafetinizi yansıtan koltuk takımları, keyifli ve konforlu TV üniteleri, 4 mevsim şık garden ürünleri, estetik ve etkileyici yemek odası takımları, dünyalarınıza renk katan kids ürünleri, binbir çeşit dekor ürünleri, Isparta'da 9 yıldır Davraz Mahallesi'nde, Kelebek Mobilya Bayi'nde, deneyimli ve tecrübeli personeliyle hizmetine devam ediyor. Adres Davraz Mahallesi 105 Cadde, 3972 Sokak, numara 1, Daloğlu İnşaat Dalya Sitesi 6, Isparta. Telefon 0246 242 4050. IAŞ marketlerde 36 üründe büyük indirim. 25 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında Kosat Karın tereyağı kilogram 365 lira yerine 289 lira. Ünsüt Kaşar peyniri kilogram 249 lira yerine 199 lira. Yörükoğlu süzme yoğurt kilogram 115 lira yerine 89 lira 90 kuruş. Ünsüt yarım yağlı yoğurt 2000 gram 79 lira 95 kuruş yerine 69 lira 95 kuruş. Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Raf fiyatına sanal marketten de sipariş verebilirsiniz. IAŞ, mutlu alışverişler. Saç tasarlamak bir sanattır. Ben Osman Balcı, 21 senedir mesleğimi icra etmekteyim. 16 personelimize hizmet veriyoruz. Isparta'mıza yakışır bir salon inşa ettik. Bay, bayan ve güzellik bölümü olarak ve gelin konseptiyle karşınızdayız. Bayan bölümümüzde de özel alanlarımız var. Türbanlı hanımefendiler için de özel yerlerimiz var.
Yine güzel bekleme alanlarımız, bahçesi, kafeteryası, aynı zamanda da genel hizmet alabileceği makyaj bölümü, gelin odası olmak üzere çok özel bir konsept tasarladık. Bu konsepte ailecek gelip çok rahat hizmet alabilirsiniz. Siz burada çayınızı, kahvenizi içerken biz sizin ücretsiz analizinizi yapıyoruz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bize sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çünkü 14 senelik tecrübemizi sizlere sunuyoruz. Yüzlerde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize. 10 yıldır aynı heyecan ve neşeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. İpek halı yıkama, sektöre yön vermeye devam ediyor. Vay haline, vay, vay haline, vay. Hakkana! Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Çek, kaydet, gönder. Sizin haberiniz Isparta'nın gündemi olsun. Kanal 32 WhatsApp ihbar hattı haberlerinizi gündeme taşıyor. Gündemi artık siz belirliyorsunuz. Kanal 32 Haber WhatsApp ihbar hattı 0532 778 32 32. İYAŞ'tan emeklilerimize büyük indirim ve hediye kampanyası başladı. İYAŞ, Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta Müdürlüğü işbirliği ile emeklilerimize özel fırsatlar sunuyor. 1000 lira ve üzeri alışverişlerde çekiliş hakkı kazanma fırsatı emeklilerimizi bekliyor. 40 kişiye Çanakkale gezisi, 12 kişiye kaplıca konaklama, 10 kişiye çeyrek altın, 40 kişiye 2000 lira değerinde alışveriş çeki. Ayrıca emeklilerimiz her 750 liralık alışverişlerinde anında %10 indirim kazanıyor. Emekliler yılına özel kampanyamız 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir. İYAŞ, mutlu alışverişler. Meddem Hastanesi Onkoloji Merkezimizde sizi önce hasta koordinatörümüz karşılar. İlk muayeneniz onkolojik cerrahımız veya tıbbi onkoloğumuz tarafından yapılır. Tanı için girişimsel radyoloji bölümünde alınan biyopsilerin patoloji raporları en hızlı şekilde sonuçlandırılır. Tanısı konan hastalığın tedavi sürecine ilgili branş hekimleriyle yapılan konsey toplantısında karar verilir, tedavi şekli ve süreci planlanır. Kemoterapi ünitemizde hastalarımız, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender yönetiminde konforlu bir ortamda tedavilerini alırlar.
Hastanemizde ışın tedavisi alacak hastalarımızın tedavi planlamaları ise radyasyon onkolojisi uzmanımız yönetiminde sağlık fizikçisiyle birlikte tecrübeli bir ekip tarafından yapılır. Nükleer tıp ünitemiz, tedavi öncesinde tanı aşamasında ve sonrasında hastalığınızın durumunu belirlemek için teknolojik PET-CT cihazıyla kolay randevu ve hızlı sonuç ilkesiyle çalışır. Cerrahi onkoloji birimimiz, Profesör Doktor Erol Eroğlu ve ekibiyle birlikte her türlü cerrahi işlemi uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, onkoloji hastasının hekimine ve ekibe olan inanç ve güven duygusunun tedavinin en önemli parçası olduğu bilinciyle çalışır. Tedavi sürecinde hastaneye yatan hastalarımız, konforlu, tek kişilik odalarda güler yüzlü ve tecrübeli sağlık ekibimizden hizmet alırlar. Meddam Hastanesi olarak onkoloji merkezimizde bu süreçte her zaman yanınızdayız. Yalnız ve çaresiz değilsiniz. Bir yılından bu yana 20 yıllık hazır yemek üretim deneyimimizi yaz kış demeden durmaksızın çalışan mutfağımızda menümüzü ve lezzetli yemeklerimizi mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendiriyoruz. Farklı pişirme tekniklerini ve yöresel tarifleri yerel malzemelerle birleştirip sizlerin beğenisine sunuyoruz. Anadolu Mutfağı tecrübeli ve eğitimli kadrosuyla siz değerli müşterilerine hijyenik ortamlarda kaliteli ve lezzetli yemeklerle hizmet sunmaya devam etmektedir. Anadolu Mutfağı olarak üretimde kullandığımız her malzeme en yüksek kalite olup güvenilir firmalardan temin edilmektedir. İş merkezleri, kamu kurumları ve her sektörden oluşan yemek dağıtım ağıyla Alo Sulu Yemek ve Al Götür hizmetiyle toplantı ve düğün yemeklerinizde ve online sipariş verebileceğiniz yemeksepeti.com'la Isparta'ya hizmet ediyoruz. Isparta'da ilk ve tek vakumlu ev yemekleri, pide, ızgara, döner paket servisi Anadolu Mutfağı'nda. Anadolu Mutfağı. Telefon 0246 224 34 54 0536 977 17 17. IAŞ marketlerde bu haftanın ürünü Kahve Dünyası çikolata Tampol 77 gram fındıklı 52 lira yerine sadece 30 lira. 23-29 Ekim tarihleri arasında IAŞ merkez ve tüm şubelerinde geçerlidir. Raf fiyatına sanal marketten de sipariş verebilirsiniz. IAŞ mutlu alışverişler. Yeniden birlikteyiz. Günün oldukça önemli gelişmesini getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye'nin yedi renkli gölü Eğirdir. Evet, son zamanlarda kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen Eğirdir Gölü için uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eğirdir Gölü'nde ağır metal oranının yüksek olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, göl suyuyla bulaşık bile yıkanmaması gerektiğini ileri sürdü. Göller bölgesinin göz bebeği Isparta'daki Eğirdir Gölü. Ancak son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'nin dördüncü, içme suyu bakımından ikinci büyük gölü Eğirdir Gölü kuruyor. Göldeki su kaybının en önemli nedenleri artan sıcaklıklara bağlı buharlaşma ve vahşi tarımsal sulama. Su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde aşırı otlanma ve yosunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaya koyduğu eylem planı kapsamında ilk olarak göldeki otlar ve yosunlar temizlenmeye başladı. Ot ve yosunun ardından gölde dip çamuru temizliği yapılacak. Çalışmalar sürerken uzmanlardan Eğirdir Gölü ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nde ağır metal oranının yüksek olduğunu söyleyerek göl suyuyla bulaşık dahi yıkanmaması gerektiğini ileri sürdü. Çevresinde yıllardır zirai ilaçlarla tarım yapılan gölün hastane, evsel, zirai atıklarla kirletildiğini belirten Profesör Doktor Kesici yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Eğirdir Gölü'nde ağır metal miktarı oldukça fazla ve bu yıllar önce de tespit edildi.
arsenik, azot, fosfat miktarı fazla. Eğirdir Gölü'nün suyunu bırakın içmeyi, bulaşık yıkamak için bile kullanılmamalıdır. Gölde su seviyesi azaldığı için içerisindeki ağır metalleri temizleyemiyor. Su miktarı azaldıkça kirlilik artar. Gölün acilen dip çamurunun bilimsel yöntemlerle temizlenmesi gerekiyor. Gölden alınan içme suyuysa mutlak suretle ileri teknoloji, modern cihazlarla arıtmak gerekir. Bu işin şakası yok. Eğirdir Gölü'nün suyu insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele eden Isparta Spor, pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Kırklareli Spor'u konuk edecek. Yeşil Pembeli ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor, pazar günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ligin 8 haftasında istediği sonuçları elde edemeyen Isparta Spor, kendi seyircisi önünde Kırklareli Spor'u konuk edecek. Isparta Spor'la Kırklareli Spor arasındaki karşılaşma 27 Ekim Pazar günü Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Saat 15'te başlayacak olan maçı Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ yönetecek. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Isparta Spor, sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Yeşil Pembeli ekip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta hafta sonu oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. 1461 Trabzon FK Altay, Adana 01 Futbol Kulübü Batman Petrol Spor, Kepez Spor 24 Erzincan Spor, Sarıyer Beykoz Anadolu Spor, İnegöl Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor, Altınordu Fethiye Spor, Afyon Spor Kulübü Kastamonu Spor, İskenderun Spor Karaköprü Belediye Spor, Isparta Spor Kırklareli Spor Futbol. Evet efendim, Isparta Spor'la ilgili bu gelişmeyi de sizlerle paylaştık. Bugün de veda edelim. Sizler de gün içinde yayınladığımız haberleri kanal32.com.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Çevrenizde haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri ise 532-778-3232 numaralı Kanal 32 WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Tekrar bu ekranlarda birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum efendim. Her şey dilediğinizce olsun. Hoşçakalın.